Mimar dosyasında çok yaşamsal bir konuyu ele alıyoruz. İlaçlar, daha doğrusu ilaçla mı yaşayacağız? Ben onu hemen sormak istiyorum Emel Hanım'a. Değerli doktorumuz, nöroloji uzmanımız, Sayın Emel Gökmen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. İlaçla mı yaşayacağız? Hayır. Nasıl olacak? Ben 10 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Çok iyi ediyorsun. 10 yıldır hekimlik yapıyorum. Biz kullanmamak için ne yapacağız? Biz kullanmamak için ne yapacağız? Birincisi, nereye bakacağız, nasıl hekimlere ulaşacağız, nasıl bir tıpla çalışacağız, o önemli. Buradan baktığımızda da tıbbın perspektifini irdelemek gerekiyor. Aslında şöyle, ben 23 yıllık hekimim, 10 küsür yıl klasik hekimlik yaptım. Klasik, aslında ortodoks diyorum da klasik diyelim, yani daha yumuşak olsun. Klasik yani hekimlik yaptım. Evet. Evet, hekimlik klasik yaptınız. Hekimlik yaptım. Bir gün istifa ettim, herkes delisin dedi. İlk ne öğrenecektim? Nöral terapi öğrenecektim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Türkiye'de ilaç dışı tıp çok bilinmiyor. Ve ondan sonra perspektifim çok değişti. Hekimlik algılayışım çok değişti. Ve yani şu anda hayatım boyunca hekimlik yapmak istiyorum. Ölünceye kadar yapmak istiyorum ve çok keyif alıyorum yaptığım işte. Ya Allah uzun ömürler versin. Çünkü o yaklaşık 10. yılımdayım. İlaç kullanmıyorum. Hastaların ilaçlarını kesiyorum ve çok iyi sonuç alıyorum. Yani siz de biliyorsunuz, ben daha çok ağrı, kronik ağrı, çözümsüz ağrı tedavisiyle uğraşıyorum. Özellikle nörolojik ağrıların tedavisiyle uğraşıyorum. İlaçsız pekala çözülüyor bunlar. Şimdi hemen bizi izleyen, affedersiniz, bunun ilacı var mı? Ben bazen heyecanlıca böyle oluyorum biliyorsunuz. Emel Hanım'la görüşürken bu konuyu özellikle imar camia, imar konusunda meraklı bir toplumla paylaşalım istedik. Mesela siz çok önemli bir konuya değindiniz ki ben hemen onunla devam etmek istiyorum. Plazalar, insan sanına aykırı mekanlar, oradan bir devam edelim. Şimdi oradan devam ederken aslında benim perspektifim ne, onu algılamak lazım. Yani birincisi, bir insan bir sistem. Bu sistemi etkileyen şeyler var ve bu etkileyen olumsuz şeyler hastalığı ortaya çıkarıyor. Algıladığımız şu anda dünyaya hakim olan tıp, bizim semptom dediğimiz şikayetleri gidermeye yönelik. Ağrısı varsa ağrısı kesmeye, depresyonu varsa depresyonu, panik hata varsa panik hata vesaire vesaire. Direkt karşı bunları baskılamaya, mas etmeye yönelik bir tedavi yaklaşımı var. Ama aslında gerçek tıpta, benim algıladığım tıpta neden sonuç ilişkisi var? Şimdi imarla ne ilişkisi var? İşte plazalar, plaza hastalığı denilen şeyler var yani sonuçta. Büyük şehir, stres, büyük şehrin hastalığı ve bu tür şeyler çok tanımlanıyor artık. Bunlar çok, bununla birlikte panik atak da çok popüler oldu mesela. Bunlar nedir? Ne yapıyor? Şimdi bir kere evrensel bir kural var. Neden sonuç ilişkisi? Biz şikayeti yok etmeye, bastırmaya çalışmak yerine nedenini bulup nedenini çözmeye bakmamız gerekiyor. Ve ben bu bütünlükte sisteme bakıyorum. İnsanı bir sistem olarak alıyorum ve sisteme bakıyorum. Sistemi ne etkiliyor? Sistemde sorunları ne çıkarıyor? Biz bir sistemsek veya makrokozmos, mikrokozmos gibi alırsak, bu sistem içinde özellikle yani bu mimari ve büyük şehirlerin, metropollerin sıkıntısı nedir? Tabii ki plazalar ciddi bir sıkıntı. Bu sıkıntı temelinde ben özellikle manyetik alanın çok önemli olduğunu biliyorum. Bunlar benim 10 yıl önce hiç bilmediğim şeylerdi. Artık başka bir perspektifte bakıp neden sonuç ilişkisinde sistemi ne bozuyor diye baktığımda manyetik alanın önemini de algıladım. Şimdi pardon. Manyetik alan nedir? Anladım. Konuşacağız onu ama mesela 10 yıl önce bilmediğim şeyler de diyoruz. Klasik doktordum 10 yıl önce. Hastanın verilerini, filmler, tahliller, MR'lar çekip o verilere göre tanı koyup ona göre ilaç yazan bir hekimdim. O zaman eğitim sonrası eğitimde ya da tabii yaşamın içerisinde. Tabii ben 10 yıldır hayatımda almadım eğitimle uğraşıyorum. Evet. Her hastan bir eğitim ve sürekli ilaç dışı tıbbın eğitimleriyle uğraşıyorum. Nöral terapi öğrendim, akupunktur öğrendim, manyetik alanla ilgili araştırmalar ve bu tür çalışmaların peşine düştüm.
O 5 yıldır yaklaşık homeopatiyle uğraşıyorum. Yani bunların hepsi ilaç dışı. Yani bunlar aslında tamamlayıcı tıp, complementary medicine diye geçiyor. Tamamlayıcı tıp yöntemleri. Bunlar alternatif tıp gibi algılanıyor. Alternatif tıptan farkı şu. Biz bir tıbba alternatif değil. Klasik tıbbın içindeyiz, batı tıbbının içindeyiz. Bilimsel metotları kullanıyoruz ama aklımızı başka türlü kullanıyoruz. Neden sonuç ilişkide nedenleri çözmeye, sistemi algılamaya çalışıyoruz. Sürekli ilaçla semptomları baskılamaya çalışmıyorsun. Bu perspektife başını çevirdiğinde, yani çünkü klasik tıbbın tamamen dar bir perspektifi var. Tamamen bir tetkikler, muayene bulguları, laboratuvar bulguları, MR'lar, görüntüleme bulgularıyla bulduğum verilerle bir tanı koyup ilaç yazma noktasında. Ben hatta onu şey olarak tanımlıyorum. 10 yıl öncesine kadar düşünmeyi unutmuştum. Tekrar düşünmeye başladım. Düşünmeyi unutuyorsun. Belli bir algoritmada çalışıyorsun. Tabii bunları yapmak da çok zor. Tıp çok zor. Tamam, bunları yapmak da zor ama daha geniş bir perspektife açtığında bakış açını, neden sonuç ilişkisinde baktığında her zaman bir sistemin bozulmasında ve bir her hastalığın bir nedeni var. O nedenleri bulup o nedenleri düzelttiğinde sonuç alıyorsun. İşte ilaç dışı tıp buradan çıkıyor. Çünkü ilaçlar nedenlere yönelik bir düzelme sağlamıyor. Sadece ortaya çıkan şikayetleri bastırıyor. Anladım. O yüzden ilaç tıbbıyla uzun vadeli çözümler sağlayamazsınız. Sistemde de ilaç sanayi en büyük trust olduğu için hekimler farkında olmadan bu sistem içinde, bu dar perspektif içinde teknoloji ne kadar ilerlese de burada çözüm yaratmaya çalışıyorlar. Sürekli, yani sonuçta benim muayenehanemin yakınında bir hastane var. Hastaneden çıkan insanlar elinde büyük torbalarla çıkıyorlar. Tetkikler, bir sürü tetkikler. Bir şikayetle giriyorlar, tetkiklerle çıkıyorlar. Peki, günlerce tetkikler yapılıyor. Ne oldu? Sonuç ne? Hastalığı için bir sonuç alındı mı? Bir tanılar konuldu. Peki hastaya ne faydası var? Yok. Ama farkında olmadan biz bu sistem içinde bunu yapıyoruz. Çünkü sistem üretim tüketim üzerine kurulduğu için ve bu şeyde de ilaç tüketimi gerekli. Ve farkında olmadan hekimler de buna devam ediyorlar. Şu anda ben nasıl çalışıyorum? Bir anlamda sistem dışı çalışıyorum. Evet. Yani birçok hastalığı tedavi edebiliyorum ama bunu ben bir şekilde birçok hekime anlatamıyorum. Hastalarım anlıyor çünkü sonuç buluyorlar. Zaten bana gelen hastalar diğer tarafta çaresiz kalıp bir şekilde sonuç alamayınca geliyorlar. Evet. Ama ya benim özelimde bir şey değil bu. Yani dünyada bu tür tıp az. Çünkü gerçekten de yer bulamıyor. Mesela nöral terapiye bakalım. Nöral terapi 1926'da Alman iki hekimin geliştirdiği bir rastlantı sonucu fark ettikleri bir tedavi yöntemi. Almanya'da ana vatanı orası hala bir bilim dalı, ana bilim dalı değil. Tamamlayıcı tıp kürsüsü içinde eğitimi veriliyor. Enstitüsü var, eğitimleri veriyor ama mesela Meksikalı bir hekim Avusturya'da geliyor. Daha çok Alman ekolü ülkelerde var. Avusturya'da geliyor, bu eğitimi alıyor. Dönüyor ve şimdi Latin Amerika'da 2 yıllık uzmanlık dalı. Tek bir hekim bütün Latin Amerika'ya yaymaya yetiyor. Neden? Çünkü Latin Amerika'da Küba'nın etkisiyle, onun estirdiği bir rüzgarla koruyucu hekimlik rüzgarı var. Oradaki hekimlerin kafası çok daha kolay alıyor bunu. Evet. Nereden nereye geldik değil mi? Yine plazalara mı dönelim? Yok, dönmeyelim, biraz gidelim. Yani konuşacak şey çok. Çünkü gerçekten de benim ben şimdi ikisini de çok iyi algılıyorum. Çünkü uzun yıllar klasik hekimlik yaptıktan sonra buraya geçince ikisi arasındaki bakış açısını çok iyi algılıyorum. Ve buraya geçince aslında her şey çok açık ve çok net. O kadar ortada ki. Ama şimdi ben 10 küsur yıl görememişim onu. Çok değerli hekimlerimiz var. Bu programa gelmeden önce konuşuyorduk. Çok değerli, dünya çapında bir ağrıcımız var bizim ve sonuçta çok saygın bir hekim. Ama araçları kısıtlı. İlaçlarla tedavi etmeye çalıştığınız sürece elinizdeki tedavi aracı kısıtlı. Evet. Çünkü özür dilerim. Vücudun hastalanmasında, hastalanmanın birinci aşaması vücut network'ündeki bozuklukla başlıyor. Aslında vücut network'ü bizim sinir sistemimiz, otonom sinir sistemimiz. Sinir sistemimiz ilaçla, yani kimya ile fiziği doğrudan etkileyemezsiniz. O yüzden de ilaç tedavileri direkt birinci basamağı çok etkilemiyor. Asıl işin primer, birinci nedenine çok etkili olamıyor. Ama sistem onun üzerine kurulduğu için de diğer şeyler çok yaygınlaşamıyor.
Yani en basitinden akupunktur. Akupunktur da çok etkilidir. Birçok hastalıkta çok şey yapabilirsiniz akupunkturla. 5000 yıllık bir gelenek. Evet. Şimdi benim hemen dikkatimi çeken, sizin de dikkat çekici olarak vurguladığınız bazı kavramlar var. Klasik tıp dediniz, hemen batı tıbbı. Yani klasik tıp, batı tıp. Ve ilaç sanayiyle orantısı var. Buradan dolayı bir kapitalist tıp mı? Öyle mi? Şu anda dünyaya ne hakim? Üretim-tüketim ilişkisi hakim. Üretim-tüketim ilişkisinin en tepesinde ne var? İlaç. Sonra ne var? Silah. Yani sonuçta ikisi ne savaşlar bitiyor, ne ilaç kullanımı bitecek. Yani bugün, benim bu programa katılmam ne? Yani sonuçta ben her zaman her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir tercih mi? Tercih değil. Sistemin içinde yaşıyorsanız. Veya zorunluluk galiba. Zorunluluk yani. Evet. Siz bunu yaptığınızda sistem dışına çıkarsınız. Peki siz çıkıyorsunuz ama? Ben sistem dışında çalışıyorum şu anda. Öyle mi? Ben üniversite... Hayır, şimdi şöyle, aslında çok sistem dışında değilim. Çünkü mesela ben ağrı tedavisi yapıyorum. Yani isyankar mısınız o anlamda mı? Klasik tıbba karşı bir isyan mı? Hayır, ben klasik tıbbı kullanıyorum. Klasik tıbbın içinde bir hekimim. Sadece ben şanslıyım. Ben ne isyankarım ne tıbbın dışındayım. Şu anda klasik tıbbı buluyorum. Şu anda üniversitede biz diş hekimliği fakültesinde bilimsel çalışma yaptırdık, başlattık. Birçok üniversitedeki kürsü başkanı, üniversitede akademik düzeydeki hekimlerle biz çalışma yapıyoruz. Çünkü yıllardır gördüler ki o ağrıyı o dişteki o problem yapmaz. Dedim ama oradaki problemi siz çözün, ağrı çözülecek. Algılamadıkları bir perspektifi ben onlara gösterdim ve yapıldıkça, gördükçe şimdi Emel Hanım hangi dişe ne yapacağız diye soruyorlar. Yani sonuçta ben onları dişi onlardan iyi bilmiyorum ama ben vücudu dinlemeyi biliyorum, bütüne bakmayı biliyorum. Klasik tıp mı? Sadece ilaç sanayi değil tek başına. Yani ilaç sanayinin getirdiği bir şey var ama bütüne bakmamak var. Bütüne bakmadığınız zaman, bütünü algılamadığınız zaman tek tek baktığınızda sadece şikayeti gidermeye çalışırsınız. Anladım. Bu da kısa vadeli çözümdür. Uzun vadeli çözümde uzun vadeli hastaya bir katkınız olmaz. Ağrıyı kesersiniz. Ağrının nedenini çözmezseniz ağrı geri döner. Veya o ağrıyı yapan neden başka daha ağır bir hastalık olarak geri döner. O yüzden de silsile halinde yaşam boyunca insanların hastalıkları devam eder. Şimdi homeopati var. Homeopatinin kurucusu Hahnemann. Hahnemann bir Alman hekim. Onun bir Organon diye kitabı var. Aslında iyileştirme sanatının organonu. Organon işte felsefi tartışmalar gibi kullanılıyor. İyileştirme sanatının şeyleri ve tıp felsefesinde, hastalanma ve tıp felsefesinin en radikal kitabı. 202. yılı oldu yazılışının. Hala çok doğru ve o zamanki hekimleri eski hekimler diyor. Çünkü Almanya'nın çok başarılı bir hekimliyken bu tarz anti yani karşı semptomu gidermeye yönelik tedavinin hatta diyor ki bu tür hekimler onlara eski hekimler diyor. Kısa vadede hastanın gönlünü eder, uzun vadede hastanın ölümünü kolaylaştırır diyor. Yani Hahnemann çok doğru söylemiş. Hala aynı şey devam ediyor. Şimdi konu oradan oraya geçti ama. Öyle geçmedi. Aslında olay şu. Yani birincisi yani bizi dinleyen kişilere biz ne mesajını vermek istiyoruz? Yani benim en temel vermek istediğim mesaj. Siz en iyi proflara gidebilirsiniz, şu hekimlere gidebilirsiniz. Bu hekimler kötü değil. Ama baktıkları perspektiften şunu bilin ki her şeyin tedavisi var. Ve tedavilerin büyük bir kısmı da ilaç tıbbıyla değil. Komplementer medisinde, tamamlayıcı tıpta birçok şeyi tedavi edilebilir. Artık iletişim çağındayız, birçok şeyin çözümü de bulunabilir. Ne yazık ki şu andaki ilaç sanayinin hakimiyeti farkında olmadan bu çözümlerin önünü kapatıyor. Ama ulaşmak istediğiniz, yani bu tür benim tarzımda şanslı hekim az dünyada. Bu bir sıkıntı tabii ki ama bulunabilir. Çözümler bulunabilir. Peki diyebilir miyiz ki şu andaki ilaç türlerinin %70'i önemsizdir? Çoğu önemsiz. Yani yüzde oran veremeyeceğim. Öyle bir bilimsel çalışmam veya istatistiksel çalışmam yok benim. Ama birçok tedavinin çok gereksiz ve önemsiz olduğunu biliyorum. Benim oğlumun çocuk doktoru yok. Ben homeopatla izliyorum oğlumu. İlk yıllarda Türkiye'de bir homeopat şansım yoktu. Çok hastalanıyordu. Şimdi ne hastalanıyor, ne ilaca ihtiyacı var. Homeopatiyle gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor.
homeopati de suya bir şeyler yapıyoruz falan veriyoruz yani. Siz de biliyorsunuz yani sonuçta. Böyle bir şey var Almanya'da ortaya çıkmış bu da. Yani şu anda dünyada yurt dışındaki birçok eczanede homeopati bölümleri var. Gerçi ilaç sanayi onu da kullanmaya çalışıyor. Şu anda homeopatinin böyle paket ilaçlarını çıkarmaya çalışıyor. Homeopatinin ruhuna aykırı. Sistem her zaman üretmeye çalışıyor. Satışını ve talebe göre bir tüketim şeyini yaratmaya çalışıyor. Yani yapılabilecek çok şey var aslında. Yani bu programda verebileceğimiz en önemli mesaj bu. Ama bir de tabii ki diğer yanı var. Yani bir kere her şeyin tedavisi olabilir. Ama yani çaresiz, tıpta çaresiz, işte öyle olmuyor, böyle olmuyor, çare yok öyle bir şey. Her şeyin tedavisi. Ben ağrıyı tedavi ediyorum. Migreni tedavi ediyorum, nevrajileri tedavi ediyorum ve ilaçları da kesiyorum, hastaları tedavi. Benim o spesifik alan, nöroloji uzmanı olduğum için ben bu perspektifi oraya yoğunlaştırdım. Kimisi kanseri de tedavi eder, kimisi başka şeyi de tedavi eder. Yani ben birçok alanda yapabilen dünyada insanları da yani bu alanla ilgilendiğim için tanıyorum. Hatta bazen hastalarımı yönlendiriyorum. Yani soruyorlar bana, işte siz başka şeyler biliyorsunuz, böyle bir çaresiz bir durumda ne yapabiliriz? Yani bilmem kim var, gidin bulun diyorum. Yani iletişim şeyleri de bulun, şey yapın. Dünya artık çok globalleşti, ulaşılabilir. Yani bir kere bunu bilmek gerekiyor. İkincisi, yani ilaç sömürüsü ve ilaç sanayi dediğimizde ilaç sanayinin yarattığı hastalıklar var. Yani gereksizlik noktasında bir ilaç yaratılırken bir ilacın piyasasını yaratmak için hastalık yaratılıyor. Panik atak bunların en tipik örneklerinden birisidir. Peki burada büyük bir oyun da var demek istiyor musunuz? Var tabii ki. Nedir o? Biraz açsanız da. Şimdi bu benim, ben şöyle bir yapım var benim. Yani ben çok emin, ben böyle şeyim aslında, bu kadar açık ve çok şey bakan ama çok böyle emin ve kurallı bakan da bir insanım. Yani şimdi çok farklı tedaviler yapıyor gibi görünüyor ama çok bilimsel. Ben bilimsel olduğuna inanmadığım ve bilimsel algoritması kafamda oturmayan bir şey söylemem ama bu tür şeyler için genel konuşacağım. Yani mesela panik atak için. Yani benim hastalarımın baş ağrısı da var, şu panik atağı da var. Ben panik atak için özel bir şey yapmıyorum. Panik atak yaratılmış bir şey. Öncesinde bir antidepresanlar grubunda bir ilaç çıktı. Çok popüler oldu. Yani sonuçta bunu söylemeye sakınca yok. Hani bir Prozac toplumları yaratıldı. Ondan sonra başka bir ilaç daha çıkarılacaktı. O ilaç için de bir piyasa yaratılması gerekiyordu. Bir pazar yaratılması gerekiyordu. Panik atak yaratıldı. Önce ilaç bulundu, sonra panik atak yaratıldı. Yani ben öyle düşünüyorum. Doğru veya yanlış. İnsanlar bir düşünsünler. Yani bir şekilde yaşamın İnsanları sıkıntısı var, anksiyetesi var, şuyu var, buyu var, ne bileyim. 1900'lerde histeriler vardı Freud döneminde. Şimdi tamam, yaşamda bizim sıkıntımız, stresimiz de bir duygusal tepkilerimiz, yaşama karşı tepkilerimiz var. Ama siz basını, medyayı sürekli panik atakla doldurursanız insanlara sıkıntısını ve tepkisini bir yöntem öğretirsiniz. O yöntemle insanlar tepkilerini gösterirler. Ondan sonra ona göre de ilacı da kullandırırsınız. Bunlar çok kolay yaratılabilecek şeyler. Şimdi kanıta dayalı tıp diye bir şey var. Kanıta dayalı tıp nedir? Tıp bir kere istatistikler üzerine kurdu. Yani bu klasik tıbbın kanıta dayalı tıp diye geçiyor. Ben kendi yaptığımda yanıta dayalı tıp diyorum. Yani sonuçta birincisi network'le uğraştığınız için yani Newton fiziğiyle bir şeyleri kanıtlamaya çalışmanın, öyle deney yapmanın çok anlamı yok. Yani sonuçta daha ileri bir vücudun network'ündeki kullanıyorsunuz. Oradaki değişimlerle uğraşıyorsunuz. Yani bir hücreden çıkan uyarının sistemdeki etkisiyle. Yani bir dişteki bir şeyle vücudun başka bir yerindeki hastalığın bağlantısını kuruyorsunuz. Bu klasik tıpta alıştığımız bir mantık değil. Çünkü biz klasik tıpta problemlerse oraya bakarız. Başı ağrıyorsa başına bakarız. Başı ağrıyorsa sezaryen yerindeki, ameliyat yerindeki oluşmuş hasarın, network'teki hasarı başına artıyor olabilir. Böyle bir düşünme yapımız yok bizim klasik tıpta. Ben daha önceki yaptığım şeyle. Ben oradan düzeltiyorum bunu. Network'e bakıyorum. Vücudun komplike, dünyanın etrafını 12 kez dolaşacak uzunlukta ucuca eklesek bir sinir ağı var. Sadece kablo gibi sinirlerden ibaret değiliz ki. Böyle bir network'ümüz var. Bu network'teki olumsuz uyaranlar sistemi bozar. Yani tamamen bilimsel, tamamen biyofizikçilerin anlayacağı bir bakış açısı bu. İlaçla network'ü düzeltemezsiniz. Vücudun elektrik sistemini de düzeltemez. Bizim elektrik sistemimiz sinir sistemi. Düzeltemezsiniz. O yüzden de o noktada bakış açısı daralıyor klasik tıpçıların.
şeye geldiğimizde neyi anlatıyordum ben? Nereden nereye geçtik değil mi? Olsun. Şimdi tekrar ben şuraya dönmek istiyorum. Sizin dönün. Şimdi Batı tıbbı. Klasik tıp. Tanımlar. Tanımlar benim koyduğum tanımlar. Öyle hemen koydum. Bu bir Doğu tıbbı kavramı da yaratıyor. Şimdi Doğu tıbbında şöyle bir şey var. Mesela Çin'de Mao ne yaptı? Çin tıbbıyla, geleneksel Çin tıbbıyla akademileri, yani orada şey akupunktur vardır. Ve fitoterapi vardır. Bitkiler, şeyler otur kullanılır Çin tıbbında. Bir de klasik tıbbı, normal tıbbın akademilerini, yani ikisini birlikte kurdu. İkisini birlikte şey yaptı ve birbirleriyle işbirliği halinde de çalışabildiler. Doğu tıbbında akupunkturun getirdiği veya işte Hint ekolündeki şeyler var. Birçok yapılan işte ayurvedik tedaviler ve benzeri şeyler var. Bu tür şeylerin yapısı var. Aynı şey yani bizim Anadolu halk tıbbında da var. Şimdi mesela nereden bakalım? Ben hep gülerim buna. Şey yapıyorlar. Şimdi yurt dışından şeyler geliyor. Böyle ünlü böyle şiropraksis, karyopraksis diye birileri geliyor. İşte vücutta çekip edip ve vücutta şey yapıyor. Bizim Anadolu'daki kırık çıkışçılar onlar aslında. Yani sonuçta manuel terapi, hekim yapınca manuel terapi, kim yanında şiropraksi oluyor, kim yanında karyopraksi oluyor, Anadolu'da kırık çıktılar. Yani Anadolu'da da götürürsün, iki büklüm gider, yürüyemez haldedir, bir çeker, ondan sonra yürüyerek gider, o mucize yaratır. Ama işi bilen herkesi çekmez, fıtığı çekmez. Bizim bel omurganın arasına kas sıkışabiliriz, ona faset ve eklem blokajı deriz, onu çeker. İkisi de iki büklüm kalmıştır. Mesela yani Anadolu tıbbında da çok şey var. Geleneksel tıp, aslında geleneksel tıp demek lazım buna. Değil mi? Evet, yani yöresel. Almanya'da birçok şeyi Almanya'dan bahsediyorum farkındaysanız. Almanya'da bu tür yöntemler, yani tamamlayıcı tıp yöntemleri çok gelişmiştir. Neden Almanya'da gelişmiştir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da şey yapılmıştır. Bu şifacılar, geleneksel yöntemleri kullananlara devlete vergisini verdiği sürece iş olanağı sağlanmıştır. Yani bir iş yeri açıp, bir dükkan deriz ya biz, dükkan açıp yani sonuçta çalışabilirsin verdiğin sürece. Ama bir süre sonra Almanya Tabipler Birliği görmüş ki işte hastalar daha çok buralara gidiyorlar. 1960'larda Almanya Tabipler Birliği bir heyet oluşturmuş. Bu tür tedavi yöntemlerin hepsini tek tek bilimsel olarak incelemeye almış ve bunların içinde bilimsel olanları ayırmış ve tamamlayıcı tıp oluşturmuş. Şimdi şunu anımsattı son sözleriniz bana. Geçen seneydi, daha eski değil ama galiba, bir tıp profesörü dedi ki bir televizyon programında, tıp son 100 yılda hiç ilerlemedi. Tabii. Siz de mi tabii diyorsunuz? Geriledi. Geriledi. Nasıl? Ben size şeyi anlatayım mesela. Bir örnek vereyim. Homeopati benzerin benzeriyle tedavisi. Alman, çok başarılı bir Alman hekimin. Daha sonra tabii bu benzerin benzeriyle tedavi edilebildiğini koydu ve bu teoremini koydu ve bunun kanıtladığı noktada Alman tıp şeyi bir şekilde onu dışlamıştır hanımın. Homeopati şu anda dünyada da çok yaygındır. Hani o hanımın öğrencilerinden Herring Amerika'ya gidiyor. O zamanlar gemilerle gidiyorlar ve Amerika'da kalıyor. Onun eşini tedavi etti. Kent diye bir hekim var ve şu anda biz onun materya medikasını da kullanıyoruz homeopatide. Dünyadaki homeopatideki ana şeylerden birisi oluyor sonrasında. Ve 1900'lerin başında Amerika'da homeopatik hekimlerle klasik, bu bizim anladığımız anlamda ilaç mantığıyla bakan, yani bir şekilde karşı mantıkla diğeri de benzeri. Hekimlerin sayısı yarı yarıya eşit. Philadelphia'da benim homeopati hocam Goodrun göstermişti. Bir 8000 yataklı homeopati hastanesi var. 1900'lerin başında bu. İlaç sanayinin gelişimiyle birlikte şu anda çok daha gerilemiş durumda. Ne oluyor? Birincisi sürekli ilaç sanayi
bu tarz hekimleri ve bu tarz çalışmaları destekliyor. Hatta yani sonuçta ben bunu tarihi döküman olarak bilmiyorum ama yani sonuçta söylenen bir şey var ki hekimlere çok ciddi burslar veriyor. Hekim olduklarında tıp fakültesi öğrencilerine 1900'lerin başında olan şeyi, hekim olduklarında homeopati yapmamaları kaydıyla çok ciddi burslar veriyor. Bu metropol yaşamının bütün bunların üstündeki etkisi nasıl oluyor? Yani bir ilaç tüketen bir toplumuz. Herhalde en fazla da ilaç tüketiyoruz. Metropol yaşamının da bu tüketimi arttırdığına dair sayısız ben makale okudum. Aralarında çok sizin sözleriniz var. Özellikle antidepresanları, stres ilaçlarını, onunla ilgili işte tansiyon ve benzeri ilaçları, yani bir kolesterol ilaçları. Hı. Yani mesela sonuçta bir yandan sürekli bunlar da yatılıyor. Bir yandan işte spor yapıyor. Spor yapıyor, gidiyor spor salonunda spor yapıyor. Ne kadar anlamlı yani o spor salonunda yapılan sporlar. Bir de spor ne kadar gerekli? Ben her şeyi sorguluyorum. Sporun iyi geldiği insan var, iyi gelmediği insan var. Sporlu yapmak sağlıklı yaşam diye bir şey yok. Sağlıklı yaşam natürüne uygun yaşamdır. Bizim natürümüz nedir? Biz doğada var olduk. İlk insan nasıl var oldu? Doğada var oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Çıplak ayakla toprağa bastı. Doğada yaşadı. Şimdi ne yapıyoruz? Toprağı görmüyoruz. Doğayı görmüyoruz. Artı ciddi bir elektromanyetik kirlilik içindeyiz. Yani telefonlar, şunlar, bunlar, yok zararı yok, şöyle bunlar, bunlar hikaye, çok ciddi zararları var. Bizi öncelikli olarak bir network, bir elektriksel sistem olarak alırsak, yani bir anlamda ve ben sırf onun üzerinden tedavi yapıyorum ve birçok şeyi çözebiliyorum. Bu böyle alırsak, sadece bir cep telefonunun bile ciddi zararı var. Yani bütün cep telefonu çalışmalarının şöyle veya böyle dediğine bakmayın. Yani sonuçta bu kanıta dayalı tıp şu bu falan. İstatistikler, ben tezimi yaparken çok fazla çalışmam vardı. İstatistiğe oturdum, kendimi öğrendim. Baktım ki öyle alırsam öyle çıkıyor, böyle alırsam böyle çıkıyor. Ben çalışmayı istediğim gibi yönlendirebilirim. P pozitif, P negatif. Yani P'nin işte anlamlı, anlamsız pozitif, negatif demiyoruz da. Ya bu çok kolay yapılabilecek şeyler ve çok kolay yönlendirilebilecek şeyler. Yani birincisi metropolün şöyle bir şey var. Manyetik şey böyle söyleniyor ama çok havada kalıyor aslında. Çünkü benim manyetik alan çalışmalarını ben şöyle gördüm. Örneğin şöyle bir anlatayım size. Uzayda biz hava, su, yiyecek her şey olsa ölürüz. Niye? Çünkü biz dünya bir ateş topuydu. Üzerinde soğudu ve yer kabuğu oluştu ve üzerinde yaşam var oldu. O magma hala duruyor. O magmanın belli harçlerde ciddi bir manyetik salınımı var. O salınım bizim bütün hücrelerimizin çalışması için o manyetik alan gerekli bir şey. Biz uzaya çıktığımızda o manyetik alandan uzaklaşıyoruz. Şimdi uzay üsleri kurulabilsin ve uzayda astronotlar kalabilsin diye özellikle NASA için Alman Ludwig var, biyofizik bilim adamı. O bir manyetik alan, o dünyadaki o magmanın belli doğal salınımlarını sağlayan bir manyetik alan aleti yapmış. Biz ne yapıyoruz? Atalarımız toprağa basıyordu, toprağa basmıyoruz. Ciddi bir, o plazaların en büyük problemi o manyetik şeydi. Yani ciddi bir elektrik elektrik şeyi var, bir manyetik şeyi var ve sürekli bilgisayarlar, şeyler çok ciddi bir o şey altında. Ludwig diyor ki elektromanyetik kirlilik altındaki hücreler bulanık sudaki balıklar gibidir. Nasıl zor nefes alırlar, oksijen alamazlar. Bizim hücrelerimiz de öyle. Bu çok önemli. Aslında en temel sağlık oradan geliyor. Aslında manyetik alan üzerine çalışmalar yapılsa en temel, en sağlıklı, sağlığa kavuşmak için en iyi teknolojinin yapabileceği şeyler. Şimdi plazalarda bu ciddi bir problem. Ben hep şeyi düşünüyorum yani ne bileyim ben böyle bir plazada yönetici, bir holding sahibi falan olsaydım, bu bilgilere de sahip olsaydım, bu bilgilerle holding sahibi olamam ama varsayalım yani sonuçta. Böyle bilince o olmaz yani. Varsayalım. Varsayalım. Ne yapardım? Yani ben hep mimariden konuşuyoruz. Böyle ne bileyim böyle plazalarda iç avlular oluştururdum. Toprağın olduğu şey yaptı. İnsanları her gün bir günde iki kere 15 dakika aşağı indirip çıplak ayakla toprağa bastırırdım. Yani doğalımıza, natürümüze indirirdim. Bu ciddi bir şekilde o hücrelerdeki sistemin düzenlenmesini sağlardı. Sistem yükünü azalttığında, kirliliğini azalttığında daha iyi çalışır.
Ben vücudu bir sistem gibi alıyorum farkındaysanız. Daha iyi çalışır. Ve çok faydası olurdu. Çok daha iyi çalışırlardı. Çok daha sağlıklı olurlardı. O stres, gerginlik bir sürü şey de artardı. Yani. Artardı. İnsanlar daha sağlıklı olurdu. Tabii ki o plazaların arasında öyle bir alan yarattığında, yani böyle şeyler var ya, benim hep hayalim, yani çok komik oluyor aslında. Şimdi böyle yanlış mı söylüyorum, böyle Selçuklu şeylerinde falan hep böyle iç havlular vardır. Böyle içinde böyle sular akar şeyler, böyle bir huzur verir oralar. Böyle plazaların içinde, gerçi böyle gökdelenlerin ortasında öyle bir şey ama evet, toprağa bastığı sürece yine onu verir diye düşünüyorum ben. Bu yapılabilir. Yani toprağı yok ediyorlar. Yine aynı şeye, Gezi Parkı'na geliyoruz. Yani toprağı yok etmemek. AVM'ler ne yapıyor? Ben AVM'lere girince rahatsız oluyorum. Çünkü benim böyle bu kadar çok şeyi biliyorum. Bir de yapı olarak hassas, algısı fazla yapım var. Yani ben mesela migrenliyim. Migrenli insanlar sinir sistemi, network'ü daha hassas olan insanlardır. Ben AVM'de ciddi algılıyorum. Benim hastalarım bazıları söylüyor, cep telefonuyla konuştuğumda şikayetim artıyor diye hissediyor. Beynim ısınıyor diyor. Bu abartı değil. Veya böyle bir işte cep telefonu zararlı bilgilerinin üzerinde söyler şeyler değil. Gerçekten yapıyor bunu. Gerçekten yapıyor. Bunu az algılayan var, çok algılayan var. Yani yarın bir gün kanser oluyorsun. Kanserin en büyük nedeni kirlilik. Ve artık dünyanın son zamanlarda dünyanın manyetik alanı, dünyanın kayması arttı. Kanser ne kadar arttı? Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Biz metropol yaşamıyla bunu destekliyoruz. Bütün bu metropol yaşamında doğayla bütünleşme olmadan, kendi natürümüzle kopuk yaşadığımız için, parklarımızı da yok etmeye çalıştığımız için, yani sonuçta toprağa bastığımız alanları yok etmeye çalıştığımız için daha da zorlaştırıyoruz bunu. Sistemleri, insanları daha da aslında bir anlamda daha da az düşünen insanlar hale getiriyoruz. Plaza hastalığının en temelinde kaslarda ciddi bir spazm vardır. Beynin üzerinde ciddi bir baskı vardır. Bir sıkışmış bir basınç hali vardır. Dikkat, konsantrasyon azalır. Yani bunların hepsi insanların verimliliğini, düşünmesini, hayata dair canlılığını yok eder. Daha otomatikleştirir. Daha sistemin istediği insanlar olursunuz. Şimdi vallahi ben böyle hayranlık sizi dinliyorum ama daha da hayranlık içerisinde dinleyen bir seyircimiz bir soru yönelttiği için ben bu programda size soru almayacaktım ama Songül Yılmaz'ın şu sorusunu size paylaşmak istiyorum. Kanser hastası seyircimiz genel olarak ne düşünür kanser konusunda diyor. Yani öyle uydurma laflar olarak değil, gerçekçi olarak ne düşünür? Yani sonuçta kanser benim spesifik çalıştığım alan değil. Ama Çoğalıyor. Çoğaldı, çok çoğaldı. O mekanik dünya da çoğalıyor. Ama zaten aynı zamanda dünyanın şeyi de kayması da arttı. Manyetik alan değişiyor. Şeyde hücreler ve biz sistem olarak uyumumuz bozuluyor. Özellikle 2011'in Ağustos'un ikinci yarısından itibaren çoğaldı. Ben dünyanın ne kadar kayıyor, ne yapıyor, işte manyetik alanı ne kadar değişiyor, ona bakmıyorum. Ben onunla ilgilenmiyorum. Ben hastalarımdaki aldığım cevabı görüyorum. Benim bir hastam, kadın doğumcu hastam vardı. Ben dedim ki yaraların daha, ameliyat yaraların daha geç iyileşiyor mu dedim. Geçtiğimiz aylarda evet dedi. Ama dedi kanser çok arttı dedi. Şimdi çok böyle şey bir konuşma olacak ama bir gün benim gazeteci bir arkadaşım diyordu da ben ona şöyle bir espri yaptım. İşte bu mayalar bilmem neler geçtiğimiz yıl işte kıyamet bilmem ne hikayeleri oldu da işte ben kıyamet koptu dedim. Herkes kendi kıyametini yaşıyor. Romatizmalar çok arttı. Kanserler çok arttı. Hiçbir şey olmazsa, yani romatizma kanser olmazsa insanların kötülükleri arttı. Yani siz dünyanın, bizim temel enerjimiz değiştikçe, biz ona uyumlanmakta zorlandıkça sistemler iflas ediyor bireysel olarak. Yani kıyamet deyince dünya yıkılıp yıkılmayacak ama insanlar kıyametini yaşıyor. Herkesin ailesinden birileri kanser olmaya başladı. Hani şöyle bir varsayım da var, 2060'larda iki kişiden birisi kanser olacak diye de varsayım var ama sistem böyle devam ettiği sürece olacak.
Yani bu programı niye yapıyoruz? Ben bunları niye anlatmaya çalışıyorum? Yani bir şekilde kendimizi korumaya çalışalım. Bu korumaya çalışalım demek kalkıp buralardan gidip de köyde yaşayalım diye bir şey yok. Yani köyde de kanser olabiliriz. Yani önemli olan sistem içinde mümkün olduğu kadar korumaya çalışalım, sistemi sorgulayalım. Yani tedaviler konusunda şey yaparım, ilaç kullanırken bir daha düşünelim. Her ilacı almayalım. Bir ara çok modaydı. Bir sürü vitamin ilaçları vardı. Bir sürü şey onu al daha sağlıklı ol gibi. Yani Amerika'ya gidiyor, o da bir ara Türkiye'ye gelmiyordu yıllar öncesinde. Amerika'dan insanlar ilaç, böyle bir sürü vitaminleri falan, bir sürü şeyleri istismarlıyorlar. Hep burada bir düşünelim. Ne yapıyor, nereye yapıyor, ne kadar yapıyor? Yani sistem ne yapıyor, ne kadar tüketim için kullanılıyoruz, ne kadar kullanılmıyoruz? Şimdi tabii biraz böyle... Konuya meraklı bir şey olarak. Şimdi kanser konusunda da bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çok orada şey yapalım. Ben daha tıp fakültesinde öğrenciydim. Ziya Özel vardı. Ben Muğlalıyım ya. Marmaris'te o arada Marmaris'te şey yapıyordu. İşte Muğla'da o başhekimlik yapmış bir hekim. Askeri kökenli bir hekim. Ve bir tıp kongresinde böyle zakkum üzerine çalışmalar yapıyor. Büyük bir heyecanla da bir determinasyon, yani çaresiz vakalarda yapıyor. Bir tıp kongresine, bir Balkan kongresine götürüyor, sunuyor. Şarlatan falan diye televizyonlara çok şey yapıldığını hatırlıyorum. Ziya Özel'in yaptığı çalışma aslında vücut immün sistemini güçlendirip vücudun kendisinin kanseri yok etmesini sağlıyor. Ve birkaç ayda cevap veriyor. Zaten cevap verip vermeyeceği belli. Ve çok da başarılı, %70-80 oranında başarılı. Yani sonuçta kemoterapi, radyoterapi almadan denenebilecek ve yapılabilecek bir şey. Ne kadar cevap buldu? Evet. Adamcağıza şarlatan dedik. Evet, çok tartışıldı. Şimdi mesela ben de küme baş ağrısını tedavi ediyorum. Gidip nöroloji kongresinde hiç sunmuyorum. Çünkü ben askeri kökenli sisteme başhekimlik yapmış bir hekim değilim. Evet. O yüzden de birazcık daha sistemin farkındayım. Çünkü oraya göndersem kimse dinlemeyecek ki beni. Çünkü kendi paradigmasını hiçbir zaman yıkmak istemiyor hekimler. Evet, hekimlerin kötü niyeti yok burada. Kurulmuş bir paradigma var. Onun dışına çıkmak demek zor oluyor. Yani şey olarak. Hani kanser konusunda da benim uzmanlık alanım değil. Sadece yapılabilecek şeyler var. Onu biliyorum ben. Yani kanserle yaşayan ve birçok şey yapan insanlar da var. İsim vermeyeceğim buradan. Yapılabiliyor demek ki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok net konuştunuz. Ama benim bir merakım var. Onu hala gideremedim. Ne istiyorsunuz? Tıp camiasında bu görüşleriniz nasıl karşılanıyor? Şimdi bana çok... Çünkü bencil bir camia, tıp camiası. Yani yok, şöyle bir şey. Bencil demiyorum ben. Yani paradigması var. Paradigmaların yıkılması çok kolay değildir. Çok uzun eğitimlerden sonra değildir. Ben kendim istifa edip herkes delisin derken bu işleri öğrenmeye kalktığımda kendim bile o tekrar geriye dönmek istediğim zamanlar oldu. Yani çünkü bir şeyler yıkılıyor gibi hissettim ama aslında öyle değil. Yani bencil değil. Çok zor eğitimler, şunlar bunlar. Sadece çok dar ve farkındalık yok. Ama farkındalığı yaratmak da çok zor. Yani siz, yani bütün birçok şeyi ortaya koyduğumuzda sisteme karşı çıkmak gibi bir şey oluyor. Yani devrim yapmak gibi bir şey tıp camiasında, bütün her hekimlerin bakış açısını değiştirmek. Çok farklı karşılanıyor. Bana çok hasta gönderen hekim var. Benim hekim hastam çok var. Benim hastalarım çok, mesela internetten benim şeyi okuyup geliyorlar ve gittikçe, yıllar geçtikçe benim hastalarımdaki hekim oranı artıyor. Neden? Çünkü İnternette insanlar, hekimler bile kendileri artık bir şekilde iletişim kaynaklarını kullanıp başka çareler aramaya başladılar. Klasik tıbbın tıkandığını hekimler bile farkında. İnternete girip baktığında birçok şey için birçok çözüm var. Herkes çözüm. İnternette her şeyi yazmak serbest. Birçok çözüm yaptığını hekim bana daha çok geliyor. Çünkü onların içinde bakıyor ve bilimsel duruşu görüyor. Doğruyu görüyor. Ama öyle bir paradigma var ki tedavi oluyor. Ama bunu öğrenmeye kalkmıyor. Benim en, şimdi süremiz var mı bilmiyorum, en tipik örneği geçen yıl bana bir nörolog dede torununu getirdi. Çocuk çağım 12 yaşında, migreni var ve çok ciddi migreni var. Her gün 6 yaşından beri migreni var.
Her gün baş ağrısı çekiyor çocuk. Artık sitenin bahçesine bile çıkamıyor. Annesi, yani kızı, dede ve torun geldiler. Getiriş nedenleri de şu, çünkü çocuğun, kuzenin, babasının kardeşini ben tedavi yapmışım. Çocuklarda migreni tedavi etmek çok kolay. Ama bu dede tıkanmış getirmiş ve ben migrenin onun algıladığı değil başka bir şey olduğunu anlatmaya başladım. Dede ne yaptı biliyor musunuz? Uyudu. Ben bir baktım uyuyor. Ya ne yapacaktı? Ya çıkıp dışarı çıkacaktı, beni dinlemeyecekti. Ya da 60 yaşında hala özel bir hastanede çalışıyor. Ya da 60 yaşından sonra yeniden bunları öğrenmeye kalkacaktı. İkisini de yapamayacağı için uyudu. Ben ne zaman bitirdim? Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ben migrenin ne olduğunu kızına ve toruna anlattım. Yani böyle bir şey bu. Yani ama hekimlerin tavırları, benim için laf eden hekimler var. Proflar da var. Ama ben hekimleri orada çok iyi test ediyorum, turnusol kağıdı gibi. Şöyle söyleyen hekimler var. İyi geliyor mu? O zaman git. Birincisi şöyle bir şey, aslında Hipokrat'tan beri bir kural var. Hekimliğin şöyle bir kuralı. Birinci kuralı önce zarar verme. İkinci kuralı da iyileştirme, nasıl iyileştirdin önemli değil. Önce zarar vermediğin sürece en kısa sürede, en acısız, en bütüncül olarak hastalığı sağlığına kavuşturabiliyorsan bir hekim istediği tedavi yapabilir. Bu tıbbın kuralı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim böyle bir gündemde. Sizi sık sık görmek istiyoruz efendim. Bu programda evet. Mı? Plazaları yerine koyduk. Daha ne konuşacağız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok efendim, sağ olun. Haftaya tekrar beraberiz. We'll be right back.